sevgili arkadaşlar. Gazlar konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugünkü konumuz gerçek gazlar ve ideal gazlar. Gerçek gazlar moleküller arasında itme, çekme kuvveti bulunabilen gazlardır arkadaşlar. Gerçek gazlar sıkıştırıldıkları zaman, yani basınç uygulandığında hal değişimine uğrayabilirler. Molekülleri arasında itme ve çekme kuvveti olmayan gazlar ideal gazlardır. Aslında ideal gaz diye bir şey yoktur arkadaşlar. İdeale yakın gazlar vardır ve ideale yakın olan gazlar da soy gazlar olarak kabul edilir. İdeal gazların hacmi gerçek gazların hacminin yanında ihmal edilir. Şimdi arkadaşlar, bu kavramımız çok önemli. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta, düşük mol kütlesinde, düşük yoğunlaşma noktasında idealliğe yaklaşır. Bilmemiz gereken önemli bir açıklama. Bir gazın P çarpı V bölü R çarpı T oranı eğer 1'e eşitse bizim gazımız ideal gazdır. Oranın 1'den sapması, tabii ki az önce söylediğimiz üzere, gazın ideallikten sapması anlamına gelmektedir. PV bölü RT oranı gerçek gazlarda hiçbir zaman 1'e eşit olamaz. Moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinden dolayı gerçek gazların basıncı ideal gazların basıncından daha düşük olur. Gazların yoğunluğunu PV-NRT eşitliğinden yararlanarak N gördüğümüz yere N bölü MA yazarız arkadaşlar. P çarpı V eşittir M bölü MA çarpı R çarpı T. Buradaki hacim ile mol kütlesi yer değiştirdiğinde P çarpı MA eşittir M bölü V çarpı R çarpı T. Buradaki M bölü V oranımız bize D'yi verdiği için P çarpı MA eşittir D R T. P basınçtı, MA mol kütlesiydi. Yoğunluk D ile sembolleniyordu, öz kütle. R sabitti. Hatırlayın, bunun değeri 22,4 bölü 273 ya da 0,082 olarak alınıyordu. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Eğer sıcaklığımız Kelvin cinsinden 273'ün katı oluyorsa 22,4 bölü 273'ü alıyoruz. Eğer sıcaklığımız Kelvin cinsinden 100'ün katı oluyorsa 0,082 olarak alıyoruz. T sıcaklıktı, tabii ki Kelvin cinsinden. Evet, bir örnek sorumuzu da çözelim. 0 santigrat derece 1 atmosfer basınçtaki karbon monoksit gazının yoğunluğu kaç gram bölü litredir? Formülümüz P çarpı MA, o da eşittir D, R, T idi. Basıncımız 1 atmosfer. Mol kütlemiz 28. Yoğunluğumuzu bilmiyoruz. Sıcaklığımız Kelvin cinsinden artı 273'ten 273 Kelvin oluyor. Az önce de söylemiştim. Eğer sıcaklık 273'ün ya da 273'ün katı oluyorsa R'yi 22,4 bölü 273 olarak alıyoruz. Buradan sadeleştirirsek yoğunluğumuzu 28 bölü 22,4 gram bölü litre olarak buluruz. Kritik sıcaklık. Kritik sıcaklık bir gazın
basınç etkisiyle sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklıktır. Bir madde eğer kritik sıcaklığın altında ise buhardır, üstünde ise gaz halde bulunur. Gelelim Joule-Thomson olayına. Yüksek basınçta sıkıştırılan bir gaz aniden soğuyarak genleşirse bu gerçekleşen olaya biz Joule-Thomson olayı diyoruz. Yüksek basınç sıkıştırma işlemi var ve aniden soğuyarak genleşme gerçekleşiyor. Bu buzdolabında, klimalarda, derin dondurucularda etkili olan bir olaydır. Bu olayda kullanılan maddelere ise soğutucu akışkanlar diyoruz arkadaşlar. Soğutucu akışkanlar buharlaşırken ortamdan ısı alıp sıcaklığın düşmesine neden olan maddelerdir. Ve iyi bir soğutucu akışkanın sahip olması gereken özellikler vardır. Öncelikle kritik sıcaklığının yüksek olması gerekir. Yanıcı ve zehirli olmamalı, çevreye zarar vermemelidir. Normal basınçta düşük kaynama noktasına sahip olmalıdır. Basınç altında buharlaşmalı ve sıvılaşmalıdır. Şimdi burası bizim için önemli. Kritik sıcaklığın yüksek olması, düşük kaynama noktasına sahip olması. Bu bizim için önemli ifadeler. Evet, soruya bakalım. Gerçek gazda düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında ideallikten uzaklaşır. Bunu daha önce söylemiştik. Bu bilgiye göre hidrojen gazının belirtilen durumların ideal gaz özelliğine en yakın olandan en uzak olana doğru sıralayın. İdeale yaklaşması için düşük sıcaklık, yüksek basınç. En düşük sıcaklığımız 0 santigrat derecedir. Ve en yüksek basınç değerimiz de 3 atmosferdir. O zaman en ideal olan basınç ve sıcaklık değeri 3'tür. Ondan sonra en düşük sıcaklığımız 25, 1 atmosfer, 1. Ve en son sıcaklık basınç değerimiz 2'dir. Yanlış yazdık. Silebiliyor muyuz? Gerek yok. Şunu hemen 2 yapalım. Böyle kalsın. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.